Şimdi 1944 yılına gidiyoruz. Yani Amerikalıların ve müttefiklerinin Japonlara karşı daha saldırganlaştıkları, Japonya'yı bombalayabilecekleri bir menzile daha doğrusu yaklaştıkları ve öncü kuvvetler sayesinde Japonları yenilgiye uğrattıkları dönemi size anlatacağım. Konuya genel bir bakış atacağımız için yapılan tüm savaşları tek tek anlatmayacağımı da yeniden hatırlatmak istiyorum. 1944 yılına geldiğimizde Amerikalılar stratejik bir önem taşıyan Kwajalein'i alırlar. İsmini telaffuz etmek çok zor ama adamlar almayı başarmışlar. Belki de adını bile söyleyemeden aldılar. Kwajalein. Bu adalar askeri bir üs veya havaalanı pisti için yeteri kadar büyük değildi. Ancak oldukça değerliydi çünkü bomba uçakları buraya inebilir, yakıt doldurabilir, ikmal yapıp yeniden havalanabilirdi. Böylelikle Amerika, Japon bölgesine doğru her seferinde biraz daha ilerleme şansı elde edebilirdi. Yani stratejik bir önemi vardı. Bir hatırlatma yapalım. Kwajalein'in alınmasıyla birlikte diğer şeylere ek olarak Amerikalılar, Solomon Adaları başta olmak üzere Marshall ve Gilbert Adaları'nın üzerinde de kontrolü ele geçirmiş oldular. Gördüğünüz gibi 1944'ün temel amacı Japonya topraklarına mümkün olduğunca yaklaşabilmekti. Çünkü Amerikalıların artık B-29 bombalama uçakları vardı ve bu uçaklar 1500 mil menzile çıkabiliyorlardı. Uçaklar gerektiğinde inip hemen kalkış yapabilecek güçteydi. Ancak gemi üzerine inmek için fazlaca büyüktüler. Amerika Birleşik Devletleri uçakları Japonya'nın 1500 mil menzilinde bir ada bulabildikleri için Japonya'yı doğrudan bombalayabiliyor ve savaşı sonlandırmayı bu şekilde amaçlıyorlardı. Gerçekten de temel amaç Japonya'ya mümkün olduğunca yaklaşmaktı. İkinci bir hedef ise arkadaşlar, ikinci bir hedef de vardı. Bu da Filipinleri geri almaktı. Çünkü burası Amerika-İspanya Savaşı'ndan beri Amerikalılara aitti ve bu onlar için bir gurur meselesi haline gelmişti. Yani Amerikalılar alırız arkadaş biz burayı geri diyorlardı. Bununla birlikte Filipinler Endonezya'dan gelen gemilerin nakliye rotası üzerinde olduğundan stratejik bir öneme de sahipti. Yani ortada sadece bir gurur meselesi de yoktu. Japonya'nın Endonezya'dan istediği ham madde ve kaynakları hatırlarsınız belki. Amerika Filipinleri kontrol altına alabilirse eğer Endonezya ve Japonya arasındaki bu nakliye rotasını da kontrol edebilecekti ve Japonya'nın bu doğal kaynaklara erişimine de engel olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1944'te odaklandığı ana konuları şöyle sıralayabiliriz. Japonya'ya mümkün olduğunca yaklaşıp bombalayabilecek bir menzile ulaşmak ve de Filipinleri geri almak. Tam olarak da bu ikisini yaptılar, başardılar. 1944 yılının yaz aylarına geldiğimizde yeni B-29 bomba uçaklarıyla Çin'den Japonya'ya hava akını başladı. Hava akınlarını kısmen yazın görsek de, yani hava akınları yazın başlamış olsa da kısmen, Amerika'nın oradaki adaları ve bazı bölgeleri fiilen geri alması 1944'ün Haziran ayında Filipinler Seferi ile gerçekleşti. Filipinler Seferi. Yeniden söyleyelim. Filipinler Seferi tam olarak buralarda bir bölgede gerçekleşti. Amerika için zaferle sonuçlandı ve Japonya'nın nakliye kabiliyetine ciddi anlamda zarar verdi. Çünkü Filipinler Seferi sırasında Japonya'nın birçok taşıyıcısı hava saldırısında ağır hasar gördü. Evet, yeniden söyleyelim. Filipinler Seferi 1944 Haziran'da gerçekleşti. Bununla birlikte aynı yaz müttefikler Mariana takım adalarından birkaç adayı ele geçirdiler. Bakın, burası çok önemli. Çünkü B-29'lar Mariana adaları üzerinden Japonya anakarasına bombalama harekatı düzenleyebilecekti. Böylece o yaz müttefikler, yani Amerikalılar, Saipan adasını, Guam adasını ve şurada gördüğünüz küçük Tinian adasını almayı başardılar. Bu adalardan bazılarını bulmak epey zor çünkü gerçekten çok küçükler. Buradaki küçük noktalar aslında onların ebatlarını daha büyük gösteriyor. Siz şimdi bazı arama motorlarıyla ya da internet üzerindeki haritalarla girip baksanız bu adaların ne kadar ufak olduklarını kendiniz de görebilirsiniz. Bunların birçoğu adadan ziyade geçiş yolu gibi duruyor. Tabi hepsi öyle değil ama görüyorsunuz uçakların özellikle de B-29'ların inmesi için bir piste yetecek alanı bile zar zor bulabilirsiniz. Yazın sonlarına geldiğimizde, hatta yılın sonlarına yaklaştığımızda Amerikalılar o zamanki ismiyle Palaliu, şimdiki adıyla da Palau Adalarını ve Morotai'yi alıyorlar. Morotai da diyebiliriz ya da Morotai'yi alıyorlar. 1944 yılında en önemli sonucu ise, yani Pasifik Denizi'nde süregelen bütün bu savaşlardan belki de en iyi sonucu Leyte Savaşı ve Leyte Körfez Savaşı'nda alıyorlar. Leyte Savaşı'nın bu kadar önemli olmasının nedeni, Leyte'nin alınmasının ardından, yani alınması sırasında daha doğrusu Leyte'nin alınma anında Amerikalılar Japonların savunma kabiliyetini neredeyse tamamen ellerinden aldılar. Japonlar tabii ki savunmaya devam ettiler ama artık Filipinlerin kalanını gerçek anlamda savunamıyorlardı. Yani Leyte müttefikler tarafından alınınca Japonların Filipinlerin geri kalanını ellerinde tutma şansı giderek azaldı. Hatta bundan da önemlisi, tam şuralarda gerçekleşen Leyte Körfez Savaşı Amerikan donanması için oldukça belirleyici bir savaş oldu. Japon donanması her şeyini ortaya koydu ama bu pek de iyi bir bahis olmayacaktı. Japon donanması Leyte Körfez Savaşı'nda çok fazla hasar aldı. 1944 müttefikler için oldukça iyi geçmesine rağmen Japonlar için bir o kadar kötü bir yıl olmuştu. Müttefikler artık B-29'larıyla Japonya'ya girebildikleri gibi uçak pistlerinin kontrolünü de ele geçirmişlerdi. Artık Japonya anakarasına bomba harekatı yapabilecekleri menzile girmişler ve Filipinlerin kontrolünü ele geçirmeye çok yaklaşmışlardı. Bunların hepsi Endonezya ile Japonya arasındaki nakliye rotasını kontrol etmek anlamına geliyordu. Üstüne üstlük Japon donanmasına ağır hasar da vermişlerdi. Tekrarlamak gerekirse, işler Japonlar için pek de iyi gitmemekteydi arkadaşlar. 1945 yılına geldiğimizde müttefiklerin gittikçe yaklaşarak Japonya üzerine daha yoğun bombardıman uyguladığını görüyoruz. Iwo Jima ve Okinawa adalarını ele geçirmek için yapılan savaşlar artık çok dehşet verici geçmeye başlar. Amerikalılar Japonların teslim olması için ne yapmaları gerektiğine karar vermeye çalışırlar ve bu sorunun en azından Truman'ın kafasındaki cevabını daha sonraki bir videoda hep beraber göreceğiz.